Bu üçlüyü unuttum sandınız değil mi gençler? Bu üçlüyü unuttum sandınız değil mi? Hayır abi. Dax, Bormin ve Selma'dan oluşan bu müthiş üçlüyü unutmadık ve Mutant Year Zero'ya kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi, bir önceki videodan zaman uzun bir zaman geçtiği için tam olarak ne yapmam gerektiğini açıkçası hatırlayamıyorum ama hafızam beni yanıltmıyorsa bu bölgede özellikle bu ekipten, soldaki adamdan ilk olarak kurtulmamız gerekiyor, onu biliyorum. Çünkü bu adamın borazanı olduğunu söylediniz ve ekstradan birilerini çağırdığını söyledi. Oyun da söyledi, siz de söylediniz. Dolayısıyla bizim amacımız şimdilik üst kattaki adam bizi fark etmeden ben karakterlerin güzel birileri konuşlandırabilirsem harika olur. Dax tamam, Bormin tamam. Ve Selma'yı da güzel bir yeri konuşlandırabilirsem eğer... her şey çok güzel olacakmış gibi hissediyorum. En azından o destek ekip çağırmadan bu arada sağ tarafta bir loot var. Bakın tam bileşenlerimizin orada altta 80 rakamının tam altında bir loot var. Onu bir noktada alacağız. Fakat orası tehlikeli. Buradan muhtemelen de başka bir açımız yok. Ben Selma'yı buraya bir yere koyabilirsem acaba ne olur bilmiyorum. Şimdi amacımız zaten... sen değil, oraya değil. Oraya değil, şuraya gel. Harika. Peki 16 canı var. Tamam mı? Ve bizim... Biz hemen şu tuşa basalım. I'ya geliyorum. Bakın. Selma'nın ilk silahı sessiz 5 hasar veriyor. 5. Arbaletin 5'i daha 10 eder. Ve yutucusu düzeltiyorum. Mirmir iğnesi tabancası. Aa bir dakika, sıkıntı büyük şu an. Bak, arbalet sessiz ama 5 hasar veriyor. Kadim tabanca 5 hasar veriyor. Eder sana 10. Ve benim her türlü son vuruşu yaparken etrafı uyandırmam gerek, çünkü öbür türlü sessiz silahlarımı kullandığım takdirde yalnızca şeyi öldüremiyorum abi, adamı öldürüyor. Bak, yeterince hasar gücümüz yok. Selma'nın bu arada bir mutasyon puanı varmış, bakalım ne. 4 puanı var Selma'nın. Şimdi burası için kasabilirim. Kalıcı olarak atış menzilini arttırabilirim. Abi bilmiyorum ya, hakikaten bilmiyorum. Şaman biraz daha buraya yaklaşırsa çatışmaya gireceğim, haberiniz olsun. Haydi oğlum. Ah be Şaman, ciddi misin? Yalnızca gençler, sadece sessiz silahlarla da halledebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü rakipler çok yakın. Dolayısıyla ben sessiz silahla bile onu rahatsız edecek olsam bence her türlü şey olacaktır diye düşünüyorum. Ne bileyim. Bizi fark edeceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada Dax'ın herhangi bir şekilde zaten skillini mesela açamadık. Böyle bir tane skilli vardı onun. Neredeydi, sen mi? Ah bir dakika, bu var ya. Düşman hareketini 2 tur boyunca engeller diyor. Bölge etkisi var. Bakın bunu kullanabilirim aslında Dax'ta ve bunu kullanırsam eğer bu rakip tamamen kullanışsız hale gelecek. Fakat hareket edemiyor, fakat yine de destek çağırabiliyorum, ondan emin değilim. Dolayısıyla biz daha safe olan yöntemi deneyeceğiz. O da Şaman'ı tamamen öldürmek. Yalnız o yukarıdakinin de mi 16 canı var? Ciddi misin? Oğlum çok acayip ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kesin bu el birisi ölecek. Net, ben size söyleyeyim. Kaldırırız elbette ki ama... Birisini ben tamamen öleceğini düşünüyorum. Haydi oğlum. Haydi Şaman. Azıcık yaklaş. Aslında bu noktada ben Selma'yı birazcık ileri belki koyabilirdim. En azından şu arabanın oraya bir yere yerleştirebilirdim ama olsun, sıkıntı yok. Haydi oğlum. Haydi babacım. Çok iyi. Keşke mesela şey olsa bu oyunda. Böyle bir yere taş atıyorsunuz mesela. Ha, o neydi deyip rakip oraya gidiyor. Düşünsenize. Ulan harika be. Harika. Şimdi burada durdurabilirim aslına bakarsanız. Durdurayım mı? Pusu kurdum abi. Pusu kurdum. Şimdi öncelikle kamerayı döndürmek için Q ile kamerayı döndürebiliyormuşuz bu arada. Oğlum bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Ben geçen sefer hep sağ tuşa ve sol tuşa bastığım için karakteri rastgele ortaya bir yere koyduk. Q ile kamerayı döndürebiliyoruz. Harika. Şimdi öncelikle Bormin'e geçiyoruz. Bormin. Etkinleştirelim Bormin'ciğimizi. Şimdi Bormin buraya gelse buradan %50 şansı var. Buradan 75 şansı var ki sıkıntı. Ben bunu risk etmek açıkçası istemiyorum ama mecbur bir noktada etmemiz gerekiyor. Bu turu sonlandırıyor. Bu da iyi değil. Biz... Aa bir dakika, domuz hücumu var lan. Buraya bir domuz hücumu yapabiliyor muyum? Vallahi yapabiliyorum. 2 eylem puanı harcıyoruz. 2 de canı gidiyor. Fakat sersemletiyoruz karakteri. Bu gayet iyi aslına bakarsanız ama olsun. Ben bunu kullansam... Bakın burası %100, görüyor musunuz? Buradan %100 şansım var. Ben... %75, %100 abi. Biz önce bunu kullanalım. Tamam mı? Bunu kullandıktan sonra sanırım bir de ateş etme şansımız olacak. Eğer olmaması ihtimaline karşılık ben oyunumu kaydedeyim. Tamam mı? Her türlü ihtimali değerlendirmem gerekiyor. Bormin buraya koş. Aa Bormin'i fark etmediler. Ciddi misin? Hiçbiri fark etmedi Bormin'i. Bormin, çatışmaya başlıyoruz, haberiniz olsun.
Başla abi. Kritik geldi. Harika. Oğlum çok iyi. Düşman bize duydu ama sorun değil. Sıra hala bende. Sıra hala bende. Dax. Şamanı ortadan kaldırman gerekiyor Dax. %75 mi Dax? Hiç iyi değil. Dax buraya gelsen. Burası hala iyi. Bakın burası hala full cover'da. Fark ettiniz değil mi? Oğlum çok iyi. Bizi fark ettiler. Problem değil. Güçlü silahımı alıyorum ve... Oğlum kritik gelse var ya harika olur. Bu arada bak %5 kritik şansımız varmış. Çok düşük. Nitekim de gelmedi ama problem değil. 4 canı kaldı şamanın. Oğlum Selma. %100. Abi çok iyi ya. Abi bir dakika. Bu turu sonlandırıyor mu? Tek canımızı götürüyor. Harika abi. Bu olay çok iyi oldu. Ne yapalım biliyor musunuz? Biz o tarafta kimse var mı bilmiyorum. Bakın üst kattaki adam ağaçlarla bağlantısı olmadığı için kendisini yakalayamıyoruz. İşin kötü yanı o. Biz her türlü ihtimalle karşı şuradaki arkadaşı ayaklarını bağlayalım. Çok güzel oldu. Ve silahımızı alıyoruz. Şamanı ortadan kaldırıyoruz gençler. Abi harika. Bayıldım. Düşman turu problem değil. 3 karakterimiz de savunmada olduğu için bizim için büyük bir artı o. Avcıdan çok korkuyorum açıkçası. Selma'yı direkt öldürebilir. İyi lan çok da vuramadı. Bormin. Abi ayakları bağlı. Tıp botu. Bir dakika bu kime gidiyor abi? Oh hayır. Abi olmaz. Bir dakika. Bir saniye. Bizim silahı doldurma... Bizim fırlatacağımız bir şey yok mu Selma? Ciddi misin? Fırlatacağın hiçbir şey yok mu? Abi sıkıntı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İkinci silahı geçsek... İsabet şansımız hiç yok. Şuraya gelsem bakın %100 şansla ona vurabiliyorum. Buraya gelsem %25. Buraya gelsek birbiriyle bunlar vurursa nasıl olur bilmiyorum ki. Benim karakterimi kaçırmam lazım acilen. Bu karakterin cover'ı hiç fena değil. Aa bununla vurabilirim bak şeyi robotu. Aynen vurmam lazım. Bunu yapıyor biliyor musunuz? Şeyi iptal edecek bir de öyle değil mi? Bu turu sonlandırıyor mu? Bu da turu sonlandırıyor. Allah'ım yarabbim cinti olamazsın ya. Neyse vur. En azından robotu bir el daha geciktirmiş oldum diye düşünüyorum. Arbalet ile mesela kimi vurabilirim? Oradan onu vuramam elbette. Başka şey değiştirsek bunu da vuramıyoruz. Bunu zaten muhtemelen vuramıyoruz. Önce bir silahımızı değiştirelim gençler. Mermimizi önce bir dolduralım. Dax'la birlikte. Sonra silaha gelsem. Öbür karakterin %50 şans. Aa bir saniye. Aa buraya çıkamıyor muyum? Ciddi misin? Bakın üst kata çıkamıyoruz abi. Neden? Oğlum şaka gibi ya. Bakın buraya çıkamıyorum. Oğlum çok kötü oldu bu. Bu olay bayağı kötü oldu yalnız. Biz şu an nasıl safe'deyiz bilmiyorum. %50 şansla bunu vurabiliyorum. Bunu vuramıyorum. Robotu da ortadan kaldırsak mı? %50 şans çok kötü bir şans biliyor musunuz? Bir şey atsak mı ya? Şuraya bir atalım mı? Bence bir... Aa bir dakika sis bombası atabiliyorum. O zaman şuraya bir de sis bombası atayım. En azından şu karakter bizi görmesin tamam mı? Biz sadece ve sadece avcıyla uğraşalım en azından uzunca bir süre. O zaten ayakları bağlı olduğu için muhtemelen... Aa bir dakika. Kafatası delici özelliğiyle 175'e getiriyorum. Yok ya doğru değil. Molotof'u alsak molotof'u da yakabilirim. Molotof sanırım robota zarar vermiyor diye biliyorum. Biz şuraya bir sis bombası atalım. Tamam oraya bir sis bombasını fırlatalım. Şimdi sis bombası muhtemelen iki taraflı işe yarıyordur diye düşünüyorum. Yani avcı bana sıkamayacak, ben avcıya sıkamayacağım diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla sıkıntılarımız büyüdü. Bakın ben onu muhtemelen öldüremiyorum değil mi diğerine? Ama dumanla engellendi. Harika. Bu karakter oraya bir yere gidemiyor. Buraya gelip ona vurabilirim. Veya onu şuraya bir yere alabilirim. En azından avcının ateş attığından kaçmış olurum diye düşünüyorum. Böyle bir şey olsak acaba nasıl olur ya? Ne yapalım biliyor musunuz? Bence bu Selma'yı buraya alalım. Değil mi? Selma'yı ben bir diş kaçırayım. Tamam mı? Buraya gelsin robota vuracağım. Abi 175 şansın var. Bence vurursun. Çok iyi. Sersemletti mi? Hayır ya. Bir de silahında EMP gücü var ama sersemletemedik bir türlü. O bu avcının yeri çok tehlikeli ya. Aa! Harika Overwatch'a geçti gayet güzel. Çok iyi. Öncelikle bir mermi değiştirelim.
Bir dakika, diğer silahın durumu nasıl? Saçma silahı. Saçma silahı ile buna %50 şansı var. Abi bir dakika, ben neyin mermisini değiştirdim az önce? Hiçbirini değiştirmemişim. Şunu bir mermisini değiştirelim öncelikle gençler. Silahı doldur Selma. Harikasın Selma'cığım. %75 şanslı robota sıkabiliyor. Abi robotu ortadan kaldırabiliyoruz ya. Yapalım. Bence robotu ortadan kaldırmaya çalışalım. Bir türlü iyi emplenmedi. Çok kötü. Şimdi. Yutucuyu değiştir. Harikasın Bormin. Bormin. Kritik gelse bile öldüremiyorsun. Ciddi misin Bormin? Bir dakika. Bormin'le şöyle bir şey denesek mi? Bormin'le... Buna alsak domuz hücumu, oğlum şaka gibi. Domuz hücumu oraya yetmiyor. Oğlum çok kötü. %50 mi? What? Abi %50 çok kötü. %50 çok kötü gençler. Bu şansı alsak mı? Bir dakika, el bombası atabilir mi abi şuraya bir? Atsak mı ya acaba? Şu adam el bombası mı atsak acaba? %50 şans kötü gençler. Ve ben buradaki arkadaşa el bombası atmak istiyorum. Belki pozisyon değiştirir bilmiyorum. Farklı bir yere geçer ama. Bu olay kötü. Şimdi tıp botunu %100 vurabiliyorum. Bence vurmalıyım. Buna %50 vurabiliyorum. Niye öyle? Bir saniye, ben şuraya gelsem buradan da %100 vurabiliyorum. Ben bu arkadaşı korumaya alayım çünkü Dax inanılmaz derecede açık önü, tamam mı? Bunu buraya alalım. Dax'la robotu da her türlü vurabilirim zaten diye tahmin ediyorum. Dax'la şu arkadaşı vuralım. I did that. What do you think about that? Kritik gelse şaşardım zaten, Dax. Kill the woman. No sweat. I'm it. Oradan kaçtı. Avcı yukarı çıkma. Çıkmadı. Oh, vuramadı. Oğlum vuramadı. Abi iyileştirme. Allah'ım ciddi misin? Çağırma. Eyvahlar olsun. Bir şeyler oluyor. Oğlum zelzele mi oldu? Oğlum şaka mı bu abi? Aga bu şaka mı? Benim robotu ortadan kaldırmam lazım hem de acilen. Oğlum şaka gibi ya. %100 abi, kritik gelsin rica ediyorum. Yapacağın işe şey yapayım ya. Boşver robot. %50 mi? Robota el bombası. El bombasını etkile. Oo harika. Çok iyi bu. Bu olay bayağı iyi. Abi düşman 8 kişi. Dax ölme. Iska be oley. Dax hayatta. Çok güzel. Kaçma iblis. Çok iyi, o vurmayacak en azından. Kasap gelme. Bormin. Vurma, Bormin'e vurma. Aa vurmadı. O da kaçıyor, çok iyi. Bir tane kaldı. Çok iyi, o da kaçtı. Oğlum harika lan, hepsi kaçıyor benden. Niye ki acaba? Çok ilginç. Bormin. Gebert. Çok iyi. Dax. Senin mermi değiştirmen lazım Dax. Ve robotu ortadan kaldırman gerekiyor. Ateş attı mı yok? Şöyle, aa bir hakkı var, bir saniye, bir şansı var. Selma ile robotu öldürebilirim, problem değil. %75, bunu kaçırmaman lazım. Harikasın. Abi bakın, 3 elde de birisini öldürmüş olacağım eğer böyle devam ederse. Gebert robotu. Şu robotu gebert abi. Hayır, kaldırdığın son kişiyi az önce kaldırdın zaten, iblisin tohumu seni. Evet gençler, vurma. Harika be. Oğlum. Şamanı öldürmem lazım. Vurma. Problem değil. Kritik gelmedi. Hiç sorun değil. Çok uzağa gitti bence. İki hakkını harcadı. Aynen öyle. Şimdi. Aha. Yaktım çıranızı abi. Hareket edememeleri lazım bu arkadaşların. Dolayısıyla hangisini atayım bilmiyorum. Hangisini atayım? Şunları atayım ya. Şuraya bir güç kullanalım, tamam mı? Ardından silahı alsak menzil dışı, öbür silaha geçsem menzil dışı. Oğlum bir dakika,
Silah dibinden mermi yok. Hepsi mi menzil dışı? Ya şaka yapıyor olmalısın ya. O zaman bu karakteri alalım. Ya abi şeyin hiç menzili yok ya. Selma'nın zerre kadar menzili yok. Ben yine de bu arkadaşları ayırmak istiyorum birbirinden. Çünkü birbirlerine çok yakınlar, Allah korusun. Başlarına bir iş gelirse bunların çok kötü olur. Selma ne biliyor musunuz? Burası da düşük cover. Burası da düşük cover. Sonuçta bir şey değişmeyecek. O yüzden Selma'yı buraya getirmek istiyorum ben. Bormin. Run and gun yapalım. Veya öbür silah getsem %50. Fena değil. Bormin'le bunu kullanamıyorum. Tamam mı? Bormin'le koş ve ateş ete alalım. Ardından koş ve ateş etle. %50 şans çok düşük. Deneyelim mi gençler? Yapalım mı? %50 şans. Yarı yarıya. Oldu olmadı. Bence olacak. İşte bu be. Başardım abi. Bu adamın işi çok sıkıntı ya. Bu adamın işini çözemedik gençler. Bu arkadaşın işini inan. Oo. Burası fena değil. Ben Bormin'i şey düzeltiyorum. Dux'ı buraya geçireyim. Ardından Dux'ı buraya geçemiyoruz. Niye acaba? Oğlum çok ilginç lan. Öbür silah geçsek herhangi bir ateş şansımız var mı diye bakıyorum. Tamam mı? İkisi de menzil dışında. O zaman bir el bombası fırlatalım. Neyimiz var? Molotofumuz var. Şu arkadaşı bir yavaş yavaş bir yakalım. Şeyler çok işe yarıyor. Molotof vesaire. Problem değil. Bormin. Vuramazsın. Çok iyi. Yalnız onlar beni vuramıyor, ben onları vuramıyorum. Oğlum çok sıkıntı ya. Ne yapacağız? Bir dakika, arkadan dolaşsak mı bir adamla? Oğlum burası harikaymış lan. Yalnız yalnız kalırsa çok büyük problem değil mi? Evet, yalnız kalmaması lazım bu arkadaşın. Üst kata çıkamıyoruz. Üst kata Selma ile çıkmam gerekebilir. Ben şu okun bir mermisini değiştireyim, tamam mı? Şunun bir mermisini bir değiştir bakalım. Nelerimiz var? %25 ve %25. Yani çok düşük şans. Bu skill'in özelliği neydi? Kafatası delici de azaltıyordu değil mi şeyi? Kritik şansı arttırıyordu fakat... Abi hepten bu olursa hepten çok kötü oluyor. Hatta %25 şansımız var. Bunu kullanırsak isabet şansı sıfır. Çok acayip. Yani %25. Overwatch yapalım. Aynen bunu Overwatch yapayım ben. Overwatch. Selma şimdi. Selma'cım seninle... işte burası. Harika. Sanırım hepsi buradan %100. Buradan %75 ve buradan %100 yapabiliyorum. Selma'yı ben buraya kaçıracağım arkadaşlar. Ateşe soktum kendimi. Bir dakika. Çok kötü bir yerde bıraktım Selma'yı. Yapacağım şey tüküreyim. Dux, Bormin. Buraya geliyorsun. Oradan bence onu vurursun artık herhalde. %75. Abi şunu gebert. Çok iyi. Karakterlerimin canı çok az. Selma kan kaybediyor. Şeyi kaçırdı. Çok iyi. Pusuyu niye kaçırdın ya? Buna vursak %100. Selma'yı kaldırabiliyor muyum? Oğlum Selma'yı kaldıramıyorum ki. Ay salak ben ya. Ne yapacağız lan? Kaldı orada Selma. Buraya gelsek %50. Oğlum şey çok kötü lan. Yağmacıyı bir ortadan kaldıralım. Abi Selma yukarıda kaldı. Nasıl kaldıracağız Selma'yı bilmiyorum ki. Yapacağım şey tüküreyim. Selma yukarıda kaldı. Allah. Selma ulaşamıyorum tatlım, kusura bakma. Hadi bay. Şimdi gençler bence artık bir şekilde şu silahı bir dolduralım. Lan ne yaptın? Oraya niye geçtin? Ben mi dedim oraya geçti acaba? Lanet olsun ya. Ben demişim.
silahı tekrardan... Yapacak bir şey yok. Doldur silahı. Bu embesiyle ıskalıyor abi bizi. Bayağı iyi. Şimdi %25 şansımız var. Değerlendirmek istemiyorum. Yani şuraya bir yere gelse %50. %100. Şey %50. Hep 50. Hep mi 50 harbiden? Tamam buraya gelsin. Bir dahaki el. Bormin'le bunu öldürmem gerekiyor. Ya bu herif var. Acil öldürmem lazım. El bitsin ki Selma ayağa kalksın. Bir el kaldı çünkü. Çok iyi. Bekle Selma. Sakın ölme Selma. Öbür silaha geçiyoruz. Aa mermisi bitik. Lan ikisinin de mi mermisi yok? Koşabiliyor muyuz? Koşamıyoruz. Buradan vurmaya gelsem cephanesi yok. Şunun mermisini değiştirelim mi? Doldur abi şu silahı. %75. Öldü. Selma kalkmış olması lazım. Abi Selma. Ananı sık. Kalktı be. İşte bu. Oğlum çok iyiydi. Gençler sizce öyle değil miydi? Müthiş. Arkadaşlar şaka yapıyor olmalısın. Harika. Bayıldım lan. Birleş. Birleş. I wish that tunnel wasn't the only way forward. Gives me the willies. Of. Gençler inanın bana terledim. Şu ana kadar çıkardığım en zor savaşlardan bir tanesiydi. Hiç kimseyi tamamen kaybetmedim. Yani bir böyle kalp kırıklıklarımız, baygınlıklarımız oldu. Selma bir yer üst katta bir kendinden geçer gibi oldu ama problem değil. Ben iyi idare ettiğimi düşünüyorum. İlk baştaki o adamdan kurtulamadım. Robotlar demek ki bir elde direkt kaldırıyor. Ben iki el diye sanıyorum onların birbirini kaldırması. İnanılmaz bir loot bıraktılar bu arada. Biz level falan da atladık. Onları da tabii ki mutasyon puanlarını dağıtacağız. Fakat sanırım bu kadar zor olmasına rağmen çıkarttığım en güzel savaşlardan bir tanesiydi. İşin iyi yanı bakın bu bölgede hiçbir şekilde düşman falan yoktu mesela. Ki bu bizim için çok büyük bir artı. Şimdi tünele girmek zorunda mıyız? Giyen kişi kritik saldırılara bağışık. Aa bizde bunun şeyi vardı. Kaskı vardı yanlış mı hatırlıyorum? Bir saniye hemen kontrol edelim. Bak aynısı. Hatta giyersem takım oluyor lan. Bormin yakışıklı oldun ha. Samimi söylüyorum yakışıklı oldun. Şapşik. Bunu kayalım. Zırhı olsun. Aa bak bunun zırhı yokmuş. Tak abi. Dax. Dax sana da yakıştı ha. Şapşik. Peki. Şimdi bir puanımız var. Harcayamıyoruz. Kalsın. Dax'ın 3 puanı var. Herhangi bir yere harcayamıyoruz. Kalsın. Selma'nın 5 puanı var. Saklıyoruz. Çünkü bizim istediğimiz akrobat skill'i 6 mutasyon puanı istiyor. Pekala. Bu el çoğunlukla da Bormin'le oynayacağım geçer çünkü. Rider'lar nereye gitti falan filan diyor. Tüm böyle Kairot'lar var ama Kairot benim bildiğim hatırlayacaksınız eski Yunan'da böyle bir at arabası vardı ya gençler. At arabası değil de böyle bir araba gibi bir şey. Önde iki tekerleği var. Arkada da böyle insan duruyor. Önde de atlar var. Değil mi atlardı yanlış hatırlamıyorsam. Onlara Kairot deniyordu ve Rider'lar burada yani biniciler burada fakat... Şey yok diyor. Düzeltiyorum. Biniciler burada fakat atlar yok diyor. Kırık silahımızı aldık. Şimdi biliyor musunuz tünele girmeden önce bu kadar mı loot çıktı cidden? Ben az topladığımı düşünüyorum. O kadar insan öldürdüm. Bu kadar mı loot çıktı abi? Ben burada bir ton insan kestim abi. Kan gölüne çevirdim burayı ve iki tane mi loot verdi bana toplu topu? Peki problem değil. Neyse. Bir ana yoldayız. Bir Mavuna'ya dönelim. Tamam mı? 26 silah parçamız var. İşin kötü yanı o. 30 olsaydı tekrardan bir silahımı bile en azından upgrade edebilecektim. Olsun. Sıkıntı değil. En azından şöyle bir... 7 tane bu arada medkitim var. Çok tatlı. Bir tane daha medkit alalım. Çünkü karakterlerimizin sağlığını iyileştirmek istiyorum. Böyleyken bir hayli sıkıntıdayız çünkü. Welcome to the fix pit. My name's Delta. Burada belli ki gençler bir şeyi upgrade edemiyoruz çünkü yeterli silah parçamız yok. Buraya gelmekle hata ettik. Later, stalkers. Eyvallah reis. Bir geri dönelim. Prip'in yerine uğrayalım. Bilmiyorum bir tane vardı sanırım. Doğru. Ama bir tanesi işimize yaramıyor maalesef. Bir tane daha lazım ki artık iki tane bizden antika istiyor şey dükkanımız. 89 tane hurdamız var. Az ama bir tane ne biliyor musunuz? Medkit alalım mı daha fazla? Bilmiyorum ki. 7 tane medkit yetmez mi bize? Yeter gibi ya. Yeter. Sis bombası bakın etkili. Bir el bombası.
bir sis bombası. Ardından şu sarı zırhı, kuntakçı zırhını almak istiyorum. Bakın 3 sağlık puanı falan filan veriyor ama zor herhalde. Aa, şundan da alabilirim aslında ya bak. Kimyasal fişek. Almayalım mı? Bilmiyorum ki, 25 tane kal. Neyse kalsın ya. Çok da fazla. Açıkçası malzememiz yok. Olsun. Nerede kalmıştık? Buraya geçemiyor muyuz? Aa, ana yoldan direkt mi geçeceğiz? Peki, ben direkt keşfettik sanıyorum orayı. Aa, içeri girmediğimiz için keşfedemedik. Doğru. Şimdi, tünelde nelerle karşılaşacağımı inanın... yani bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum. Yine muhtemelen bu... borazancılar var ya. Oğlum çok iyi idare ettim ya. Ben hala ilk maçın şokundayım gençler. Bu ne lan? Nereden başlattı beni? Bir saniye. Oğlum şaka yapıyor olmalısın. Abi ciddi misin? Biraz geriden başlattı. Neyse, problem değil. Burası yanılmıyorsam... yanılıyorum sanırım. Aynen, burası yanılmıyormuş. Burası Selma ile buluştuğumuz yer. Problem değil. Direkt köprüyü aşacağız. Şey, köprü değil. Merdivenle buradan sağa dönmemiz gerekiyor. Harika. Çok iyi ya. Mutant Year Zero gençler, oynarken çok keyif aldığım bir oyun. Çok zorlayıcı bir oyun. Fakat zorladıktan sonra sizi ödüllendirmesi falan filan var ya, insanı çok fazla cezbediyor. Yani bir zor işi başarıyorsun, hatta zor işi başarırken şunu düşünüyorsunuz. Oğlum beni çok fena ödüllendirecek. Onu düşündükten sonra zaten işin sonu rahat bir şekilde geliyor diyebilirim. Bu arada ben dilerseniz şu sağlıklardan en azından bir tanesini Bormin için kullanalım. İlk yardım çantasını Bormin'e kullanalım. Selma, ne yapıyorsun lan? Aa, merdivenden çıkma animasyonu girmiş bir anda. Çok acayip. Selma'ya da kullanalım. Harika. Herkesin canı full. 5 tane medkitim kaldı, hiç problem değil. Çok iyi ya. Bayıldım. Çok iyi maç çıkardım az önce burayı. Burayı unutmayın gençler. Merdivenden çıkabiliyor muyuz yukarı bu arada? Aa, çıkamıyoruz. Aa, merdivendeymiş, tabelaymış. Peki. Burayı unutmayın gençler. Burası maçı benim döndürdüğüm yer. Tam da döndürdüğüm söylenemez aslında ama benim için iyi, başarılı bir yer olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir maç çıkardım. Tüneli de bitirip, bak tüneli bitirip sanki böyle şeye geçiyor gibiyiz. Böyle arabalı vapur, Roro gibi. Roro değil de arabalı vapur. Arabalı vapurla Roro aynı şey mi gençler? Bu konuda bilgi sahibi olan beni anlatabilirse sevinirim. Benim bildiğim Roro, yük taşıyan... Maybe the Red Plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. İnsanlar şehri terk ederken abi bak buralarda kalmışlar. Oğlum hurda çok önemli. Hurda, şimdi 33'ü çıkardık, harika. Şimdi belli ki ben tek şey... orada bak sarı bir loot var gördüğüm kadarıyla, fakat muhtemelen orada... medkit! Medkit mi görüyorum? Medkit görüyorum. O bak nerelere loot saklamışlar görüyor musunuz? Burada araştırmadığınız takdirde direkt ben hayır göreve gidiyorum dediğiniz takdirde hem loot'u kaçırırsınız bir, hem de o görevi yapamazsınız gençler. Çünkü kendinizi geliştirmediğiniz takdirde bu oyunda ya çok acımasız. Samimi söylüyorum. Direkt ilk savaşta jortlayabiliriz. The bubbleheads are gonna be mad at you. You better get them back. I can't. The boat took them across the river. And now the bubbleheads have the boat. But where's your boat? If you don't get those stalkers back, they'll shred your brain. Okay, you had me at the ghoul screams, but now a pile of friggin' bodies. Bir dakika. You wanna give me a heart attack? Nasıl düşman tüydü? Şaka yapıyor olmalısın ya. Abi ben saklanmaya bastım tam o sırada. Tamam, sırayı bana ver. Sırayı bana vermen lazım. Abi neyse, problem değil. Çok uzakta. Sorun değil, sorun değil. Abi bu hatayı yapmamam lazım. Bak yine aynı hata. Ananı satayım, bu ne lan? Sıçtık abi. Net sıçtık. Anasının şeyi artık örekesi. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu alıp 3-5 kişiyi bağlamamız lazım. Şu arkadaşları önce bir şöyle bağlayalım, tamam mı? Şunları şöyle bir bağlayalım. En azından bir yere kıpırdayamasınlar. Ben buraya kadar yürüyeceğini düşünmemiştim onun ya. Çok acayip oldu var ya. Bunu da vursak. Kritik gelse ölüyorsun lan. İblis. Vurayım mı kritik? Ha, kafana kritik koyayım mı senin şimdi?
Al seni üçkağıtçı horoz seni. Ulan kritik gelse be. Şunu etkinleştirelim. Şimdi Bormin'le bu adamı sersemletebilirim gençler. Böyle bir şey yapmam lazım mı emin değilim. Veya Bormin'le direkt bu arkadaştan kurtulabilirim. İki tane şansım var. Hatta ben bunu kullanayım. Buraya gelsem %75 şans, 75 şans. Yani benim bunu kaçırmam lazım zaten bir yerden öncelikle. O yüzden ben Bormin'i alayım, buraya bir yere koyayım. Arkası açık olması problem değil. Diğer iki adam zaten yukarı tarafta. Tamam, Bormin'i önce buraya kaçırıyoruz. Çünkü kundakçı buraya el bombası atacak, biliyorum. Çok güzel, o gitti. Şimdi üst katta birisi daha var. %75 şansı var. Buraya gelsem yine %75 şansı var. Bunları da ayıralım. %75 buraya gelsem. O %100. Harika. Buraya gel. Şimdi silahı alalım. Şu kundakçı önce bir %100 ya. Bunu alsam ne olur? Kritik ihtimali %100 ama 75'e düşüyor. Kullan abi ya. Harika. Oğlum kaçır Dax var ya. Kaç eldir şeyi kaçırmıyorsun attıklarını. Harikasın. Bu adam bize vuramaz. Çok uzakta çünkü. Ben onu Bormin'le öldürürüm. Hatta Bormin'le üzerine koşarım ben onun. Aha tıp botu. Sıçtık abi. Birisi yaralandı diyor. Oraya gidiyorum ben. Bak. Ben dedim abi. Uzaklaşmam çok iyi oldu. Ya nasıl vuruyorsun? Çok uzaksın. Hayır çok uzaksın. Nasıl vuruyorsun ki? Lan kritik gel be. Lütfen be Dax. Kritik vur be. Selma. Senin... Oraya kaçsan %50 mi vuruyorsun? Sen buraya kaç Selma. Sonra silahını al %50. %75. Bir cam mı bassak acaba? Cam basalım mı Selma'ya? Selma'ya bir cam basalım gençler. Yapacak bir şey yok abi, riske edemiyorum. Bununla %50. Üzerine koşabilir miyim domuz hücumu? Aha yapıyorum. Oğlum domuz hücumu yapayım mı buna? He iblis. Al lan domuz hücumu. Abi şunu gebert. %100 sık kafasına lan. Ya. Var ya. Sıra bende başlasaydı çok daha... Oğlum bir tane daha mı avcı var? Harikasın. Bir tane daha avcı varmış gençler. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bormin'i... Koş bir ateş eti alıp... Buraya koyacağız. Abi mermisi mi yok? Allah benim canımı alsın. 75 ile kundakçıyı öldür. Hadi oğlum. Harika. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun mermisini dolduralım mı? Bu silahı dolduralım. Ardından ateş attığını alalım. Botu vurabiliyoruz. %25. Abi şu botu vuralım öncelikle. Öyle değil mi? Vur abi şu botu. Skilli iptal olmadı farkındayım. Bir sonraki yerdekini kaldıracak. İşin iyi yanı yerdeki abi çok iyi bir adam değil. Öyle hatırlıyorum ben. Şimdi robotu bağlayabiliyor muyuz? Açıkçası bağlayabiliyoruz. Robotu bağlamak bir işe yarıyor mu ondan emin değilim. Buraya gelse robotu %100 de vurabiliyoruz. Buradan robotu vuramıyoruz. Peki o halde Sperry'den biraz ödün vereceğiz. Ve Selma ile buraya geliyoruz. Ve Selma ile robotu vuruyoruz arkadaşlar. EMP. Ah be gelmedi. Kaldırdın mı lan? Kaldırdı. Bak şimdi kaldıracağım sana bekle. Bu adam çok tehlikeli. Eyvah. Vurma. Ya ananın var ya. Abi çok kötü oldu. Gebertebilir misin onu? Şu silahı doldur Bormin. Bormin şunu gebert. Ne olur tıp robotunu gebert Bormin. Ya Bormin. Gözünün önünde Bormin. Yapma Bormin. Yapma din kardeşiyiz Bormin yapma. Robotu mu gençler sıkayım yoksa kime sıkayım? Kasabımı öldüreyim, iblislerimi öldüreyim. Abi şunu bir öldüreyim.
Injury analysis in progress. Dux'ın yine ölmemesi gerekiyor. Ya yok artık. Ya bu robot var, herkes öldürecek ha. Abi robot net herkes öldürecek. Koşsam oluyor mu? Olmuyor. Bu silahı alsam menzil dışında. O zaman biraz yakınlaşmam lazım. Burası %75. Burası %100. Yalnız burası çok açık bir yer. Ama benim bunu riske etmem lazım gençler. Benim bunu riske etmem lazım. Olmaz. Ya kaldıracak yoksa herkesi kaldıracak bu manyak. Kaldırma lan. Al bu kritik gelsin mi? Abi bir dakika. Keşke bu yapsaydım ya. Neyse vur abi şunu. Kritik ne olur. Olsun, bir el daha kazandık. Bormin dikte ölmez. Problem değil. Bormin canı var. Tek de ölmeyecektir. Harikasın. Bormin, hemen mermi değiştir. %75 mi? Bir dakika. Öbür silah geçsek %100. Aynen bununla vur ya. Bununla vur abi. %100. Bununla vur. Robot gitti. Şimdi biz bir şekilde Selma'yı... Bu tür ölüyor. Selma'yı kaldırmamız lazım arkadaşlar. Şu bölgeden Selma'yı kaldır. Bu turu sonlandırmayacak ama. Böyle yapalım mı? Buradan yaparsam sanırım turu sonlandırmaz. Burası turu sonlandırıyor çünkü bakın kendi hareket alanının dışında. Bu bölgeden Selma'yı kaldır. Turu sonlandırmaz. En azından bir elde ateş edebilelim şeye. Okçuya. Aa bir dakika. Aa bir dakika, mermisi yok bunun. Şöyle bir şey yapalım. Öbür silah geçsem yine isabet şansı yok. Hay aksi şeytan. Tamam neyse, indirdik. Kaldırdık Selma'yı. Ve bir diş geri geliyoruz. Aynen. Kim bu? Dux değil mi? Dux sen buraya gel. Selma'yı kaldırdım, çok iyi oldu. Şimdi silahı alıyoruz. İsabet şansımız yok. Ayaklarını bağlayabilirim onu. En azından hareket edemez. Öbür silaha geçsem hiçbir isabet şansı yok. Şaka mısın? Buraya gelsek yine şansı yok. O zaman şunun ayaklarını bağlayalım. Hatta bir heal bile verebilirim aslında ama. En azından hareket edemesin. Tamam mı? Ve biz de bu sırada bir diş ilerleyelim. Şuraya ilerleyelim. Bir kişi kaldı ya. Bir kişiyle bu kadar uğraşmak vallahi çok saçma ya. Onu vurma. Selma, isabet şansın yok tatlım ya. Ne yapacağız seninle anlamadım ben. Ne yap biliyor musun? Her şeyini harca ve oraya koş. En azından bir sonraki el vurabileceğim ya. Başka çare yok. Öbür silaha geçsem. Buradan kaç vuruyorsun? O da menzil dışında. Oğlum herif çok uzakmış lan bize bildiğin. Abi gel buraya ya. Ben kafa kafaya savaşacağım. Bir sonraki elde en azından şey... Aa bir dakika. Bayıltabiliyor muyum onu? Bir saniye. Aa bayıltabiliyorum. Abi bayılt. Çok iyi. Aa geri püskürtüldü. Ne demek oluyor acaba? Bir fikrim yok. Direkt şuraya gelelim. Bak buradan bile %25 vuruyoruz. Ne alaka ya? Anlamadım ki. Niye %25'sin? Vallahi çözemedim, billahi çözemedim. Şöyle yapalım. Buradan bu silahlı isabet şansımız zaten yok. Ben bunu alayım. Önce bir mermi değiştirelim. Tamam. Okumu çok daha seviyorum çünkü. %25 şansı var. Önde Dux, Bormin var diye mi acaba vuramıyorsun oğlum? Ne alaka lan? Niye vuramıyorsun ki? Şuraya gelsek nasıl olur? Dene ya. Lan zaten %25 anasını satayım. Dene. En kötü ne olur? En kötü ıskalar yani. İki ıskaladı da. Aa tekrardan Bormin'de sıra. Baygın olduğu için öyle değil mi? Oğlum fena değil.
O zaman şu silaha geç. Sonra buradaki cover'a gel. Ya herif bir yüksek siperde olduğu için. Lan adam yüksek siperde gençler. O zaman ne yapalım? Gel abi şuraya. Adam madem yüksek siperde. Biz de etrafını saralım bu manyağın. Zaten ayakları bağlı. Tamam mı? Ayakları bağlı. Hiçbir yere gidemeyecek muhtemelen. Çünkü oyunu açmam lazım benim. Oyunu çok kilitledik biz. Bakar mısınız? Oyunu dehşet kilitlemişim. Bak buradan %100. Ya. Diğer silahın mermisi var mı? Allah'ım inşallah vardır. Var. Harika. Yaktım çıranı abisi. %100. Selma'nın canı çok az vardı. Selma'ya bir kurşun daha. Selma Jort. Harika. Bormin. Gebert. Kaç el daha baygın bilmiyorum. Sanırım bu el uyanacak. Aa yine bizde sıra. Bormin Gebert. Aa bir dakika. Yanlış yaptım. %25 mi? Allah kahretsin, yanlış tuşa bastık ya. Bormin. Aa bir dakika. Şunu kullan. Bormin buraya gel. Şimdi ateşle abi. İşte bu be. Oğlum. Gençler, bak ufacık bir hata. Bu haritanın başında yaptığım ufacık bir hata. Beni az kaldı. Bu neymiş ya? İki ek kritik hasarı %30 düşmanları geri püskürtme ihtimali. Geri püskürtme ne demek ki? Knockback mi acaba? Eğer knockbackse iyi. Şey, Bormin'in silahının etkisi. Bakın gençler, dediğim gibi en ufak bir hata yaptım ben. Selma'yı saklayamadım. Ben oradaki rakibin daha ilerleyeceğini çok fazla düşünmüyordum. Uzun bir savaştı benim için. 20 dakika falan savaştım yanılmıyorsam. Yani çok daha dikkatli oynamam lazım. Bak oyunun artık ilerliyoruz. Yani sonlarına elbette ki yaklaşmıyoruz. Yani yavaş yavaş tabii ki yaklaşıyoruz ama ilerliyoruz. Ve benim bu salak salak hataları artık yapmamam lazım. Bu çok salak hatalar yapıyorum. Let it be something good. Güzel bir şey ver lan. Ne olur güzel bir şey ver. Bu ne abi? Durum değiştiricisi. Durumunu ne olarak değiştirdi? Karışık. İlişki durumunu. İlişki içerisinde. 5 hasar, 6 kritik. Güzel. 10 crit. İyi. Bir cephane. Harika abi. Bir cephanesi var gençler. Çık 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 çık. Menzili 20. Oğlum ciddi misin? Uf çok iyi. Al. Menzil 20 bayağı iyi yalnız gençler. Şaka maka. Menzil 20 çok iyi. Bu tarafa daha önce gitmedik sanırım. Çünkü orada bir eski araç hurdası bulduk. Bakın ya harika. Bence bu kamyonun arkasında hurda murda saklamışlardır diye düşünüyorum. Sanırım yanıldım. Şu silahı bakalım mı? Bu silahı kime verebiliriz? Bu arada menzilcim benim hangisiydi abi? Bak eşya meşya var. Ben bu eşyaları niye hiç almıyorum? Oğlum şaka gibi ya. Bak o yüzden demek ki kullanamıyoruz eşya. El bomban olsun senin. Senin bir de molotofun olsun. Tamam mı? Dax senin el bomban olsun. Ve Dax senin kimyasal fişeğin olsun. Bormin senin sis bomban ve bir de el bomban olsun. Sis bombasını bir kişiye verdim gençler, ikimiz daha haberiniz olsun. Bu arada benim menzilci hangisiydi? Silahın %25 menzil ekliyoruz. Selma'da da ne vardı? Kritik şansı üst kattaysa. Aslında bu iki şapkayı aynı anda takmam lazım. Çünkü hem mesafe hem kritik, bence bunlar uygun şeyler birbirlerine. Ama olsun. Ana silahı güçsüz olan kim var? Bak 5'e 8. Buna mesela 5'e 6 ama hasar şeyi bayağı iyi bak. Menzili falan bayağı iyi. Bence bu silahı çıkartalım abi. İkinci silah bunu alalım. Bakar mısınız? Bence güzel de durdu. Eline de yakıştı ha. Şapşik Selma. Beğendim. Hemen mutasyon. Harika. Bak bu kullanışlı. Al abi. Çantasına bakalım. Uygun değil diyor. Ne uygun değil acaba? Bunu değiş... Yüksek yerlere ulaşabiliyoruz. Bak bunu iptal edeceğiz. Onun yerine şey alacağız. Alalım. Yani. Bence bu daha iyi gibi. Hemen Dax'a bakıyoruz. 5 puanı var Dax'ın. Ben kanat biriktiriyorum gençler. Güve kanatları. Uçabilmek ne kadar iyi. Bence çok iyi. Keşke uçabilseydik. Tamam. Uçmak geliyor. Bormin... Kaçtır level atlamıyor vallahi. Bormin kaldı öyle. 3 puanda kaldı anasını sattığım Bormin'e. Pekala. Biraz daha ilerleyelim. Bilmiyorum burası daha ne kadar uzun sürecek ama ben azıcık daha ilerlemek istiyorum. En azından buradan dışarı falan filan çıkarsak belki o zaman kaydı sonlandırabiliriz ki oyunda kendisi. Oğlum inanılmaz savaşlar veriyorum. Son 2 eldir. Ya çok şanslıyım ya cidden çok iyi oynadım gençler. Samimiyim.
Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Eray abi çok salakça hata yaptın diyebilirsiniz. Doğru yaptım. Ben inkar etmiyorum asla. Selamlar. Salak salak hatalar yaptım farkındayım ama iyi toparladım bence. Sevgili Tina, çıkış yolu yok. Burada arabamda hapsoldum. Trafik günler önce durdu ve tünel çöktü. Bu mektubu okuyabileceğinden emin değilim ama okuman durumunda kabul edeceğim bir şey var. Çok üzgün olduğum ve mezara taşıyacağım için pişmanlık duyduğum bir şey. Evcil hayvanın, kaplumbağa Snappy'nin sen onu çağırdığın zaman yanında yüzmediği zaman hatırlıyor musun? Sebebi ise onun Snappy olmamasıydı. Maalesef ki ilk Snappy'nin kabuğuna kazara sakal kesme makinemi düşürmem sonucu öldüğünden dolayı onun yerine koyduğum kaplumbağaydı. Uuu çok hızlı oldu. Mutlaka can çekişmenin ilk birkaç dakikasından sonra bir şey hissetmedi. Bilmen gerektiğini düşündüm. Ayrıca o artık bir kız. Dükkanda erkek kaplumbağalardan kalmamıştı ve ben de senin üzgün olabileceğinden endişelendim. Özür dilerim, seni seviyorum. Her zaman senin... Uuu fena. Kız arkadaşının ve erkek arkadaşının kaplumbağasını öldürüp yerine pet shop'tan başka bir kaplumbağa almak abi. Kral bir hareket. Bence. Those ghouls were working like a team. They were organized. What? Ghouls are total dummies. No, Gorman's right. Someone has to be teaching them. Controlling them. Onları öğretiyor olmalı. Niye öğretiyor ama? Gençler umarım bir şey atlamamışızdır abi. Yani dua ediyorum. İnşallah bir şey atlamamışızdır. Çünkü yoksa çok üzülürüm. Yoksa dehşet. Çünkü bileşen sayımız bir hayli az. Pekala ilerliyoruz bakalım. Her neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim Mutant Year Zero'ya. Uzun bir bölüm oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Tavsiyelerinize, desteklerinize açığım her zaman için lütfen. Çünkü gördüğünüz gibi çok salak hatalar yapıyorum. Salakça oynuyorum. Ve sonucunda hata yapıyorum. Ama... Şu an için toparlayabiliyorum. Dediğim gibi güzel bir yere geldik. Şu an için toparlayabiliyorum fakat belli bir noktadan sonra muhtemelen toparlayamayacağım bir nokta gelecek ki o anın gelmesini istemiyorum. Her neyse bir sonraki bölümde kaldığımız yerden Mutant Year Zero Road to Eden'a devam ediyor olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.